Şu an 16. olan genel kurula gidiyoruz yarın. Ankara Spor evet. Kulüpleri Federasyonu, Şanlıurfa Şubesi olarak kongreyle alakalı düşüncelerinizi alalım. Bildiğiniz gibi 3 yılda bir kongremiz vardı. Ama bu sene geçen 2 yıldan önce bir pandemi yaşadık. Pandemiden dolayı biz kongremizi, yani bugün itibariyle 2 yıl geçmiş. Yani bir yılımızı pandemi yedi diyelim, öyle diyelim. Ama tabii tüzüklerde tarih neyse o tarihte yapma zorunluluğun var. Biz de her 3 yılda bir Mayıs ayında, o bir yılı saymasak, Mayıs ayının sonunda yani yarın 27 Mayıs'ta kongremizi yapıyoruz. Tabii burada sizin aracılığınızla da bütün delege kardeşlerime, hepsine buradan seslenmek istiyorum. Herkes gelsin, oyunu kullansın, davasına sahip çıksın. Tek liste olsa bile herkesin orada olmasını istiyorum. Kulüplerimize ilgili bazı açıklamalarımız olacak. Onların lehine yaptığımız işler, faaliyetleri söyleyeceğiz. Bundan sonra nasıl bir yol haritası çizeceğiz onu anlatacağız. Birlik beraberlik içerisinde topyekun beraber olmamız gerekir ki biz istediğimizi istediğimiz STK'lardan, kamulardan istediğimiz rakam olsun, tesis olsun, nakdi yardım olsun, malzeme olsun, birlik beraberlik içerisinde olduğum bunları koparma şansımız daha yüksek olur. Onun için ilimizin sporuna, ben şöyle diyeyim, ilimizin sporuna hayırlı uğurlu olsun. Ben şöyle bir felsefe geliştirdim. Daha önce çoğu kongrelerde hep iki liste çıkardı. Yani çok uğraşılırdı, çok çalışılırdı, birbirlerinden uğraşırlardı, çok ilçe ilçe dolaşırdık. İnşallah benimle birlikte bundan sonra çift listeler çıkmayacaktır. Çok çalışmak isteyen, hizmet yapmak isteyenler gelsin, beraber çalışalım. Kaliteli bir yönetim kuralım. Eğer amaç hizmetse o zaman kimse hizmetten kaçmasın. Mesela ben bu kongreye dedim ki iki dönem başkan olanlar bir daha aday olmasın. Tüzük'te bu maddeyi koydu. Yani herkes gelip burada oturup yıllarca kalmasın. 6 yıl çalışsın geçsin, öbür arkadaş gelsin çalışsın. Biz bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Eğer ben iyiysem beni zaten tutarlar. Benim yaptıklarım ortada. Yapamamışsam ben giderim. Adnan gider, Ahmet gelir. Doğru. Rahmet tam, gider, Mehmet gelir. Burada başkanım şimdi adaysanız deprem ve pandemi de etkiledi ama bu dönemde yani başkanlık sürecinizde neleri yapıp neleri de bu deprem ve pandemiden yapamadığınızı sorsam. Yani bir çok şey yaptık. Sadece yapmadıklarımızı söyleyeyim. Biz yeşil sahalara istediğimiz maçları oynayamadık. Biliyorsun olağanüstü hal de ilan edildi bizim şehrimizde. Biz futbol maçlarımızı oynayamadık. Salon sporlarımızı oynayamadık. Yaptıklarım mesela bizim emek verdiğimiz Gençlik Spor İl Müdürü ile birlikte yeni bir tesis kazandık. Bu sene faaliyete geçecek. O pandemi döneminde 10-12 yaş grubu bir turnuva yaptık. 58 takım katıldı. Bu seneki hedefimiz 100 takım. Ondan sonra biz boşta gezen hocalarımıza, boşta gezen başkanlarımıza, özellikle şeyi olan, diploması olan hocalarımıza biz kurs açtık. Sayın Valiliğimizin önderliğinde halk eğitim üzerinden boş gezen bütün hocalarımıza kurs açtık. Ha belki çok yüksek paralar kazanmıyorlar ama en azından boş gezen bir adamın günde ayda 6-7 bin cebine girmesi onun için çok büyük bir şeydir. Tamam. Bunu gerçekleştirdik. Belki 2000 öğrenci, 250 tane hocamız şu an iş buldu. Bu büyük bir faaliyettir. Tabii depremin, pandeminin, ondan sonra selin bizi yaraladınız. Zaten sizler de biliyorsunuz. İnşallah Allah bir daha böyle bir afetler göstermesin. Tekrar biz o gençlerimizi yeşil sahalara çekelim, maçlarımızı oynayalım. O taraftarlarımızı türbinlere çekelim. Biz onu hayal ediyoruz. Son iki yıldır çok özledik onu. Özellikle özledik. Hele son sezonumuzu hiç oynayamadık. Yarım kaldı. Bunları özlüyoruz. Biz Allah'tan bunu diliyoruz. Tekrar başımıza böyle olaylar gelmesin. Biz de şehrimizin futbolunu, sporunu daha ileriye taşıyalım. Çok iyi bir valimiz var. Her konuda bize destek oluyor. Gerçekten bu şehri spor şehri yapma yolunda ilerliyoruz. Yani bize de çok değer veriyor, önem veriyor. Biz de onun bu değerlerine layık olmaya çalışıyoruz.
Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız kurduğu bir sistem, daire başkanlığı, şube müdürleri çok iyi çalışıyoruz. Spor il müdürü. Yani ilk defa bir e-mail yakalamışız. Bu spor birleşenleri arasında hiçbir sorun, hiçbir problem yok. Kim ne derse anında o işi yerine geliyor. Onun için çok mutluyuz. Onun için çok başarılı olacağımıza inanıyoruz. Başkanım, yarınki yeni listeniz hakkında da görüşlerinize alalım. Yeni yönetim kurulu. Şimdi listeniz. Biz dışarıdan da arkadaş aldık. Biz arkadaşlarımızla, mevcut arkadaşlarımıza da takviye yaptık. Daha bize faydalı olacak arkadaşlarımıza inandığımız arkadaşları da aramıza aldık. Burası Urfa, hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Rakip veya hiç kimseyi dışlamıyoruz. Hepsi bizim arkadaşımızdır. Hepsiyle beraberiz, hiçbir sıkıntımız yok. Bundan sonra inşallah daha güzel olacak. İlimizin sporuna daha nasıl faydalı olabiliriz, biz onun arayışları içerisindeyiz. Çok güzel. Bir de başkanım,